Peki bizler organ naklinde ne kadar duyarlıyız? Yani şimdi şöyle bir örnek vereyim size. 1978'de mi ne? Bir araştırma yapmışlar Bursa'da. 188 hasta beyin ölümü. Bunun yarısından azı aile rıza göstermiş. Demek ki tam bir duyarlılık yok. Ama iyi tarafına bakarsak bu %50'de bir duyarlılık var. Evet. Bunu halkımıza çok iyi anlatmak lazım. Özellikle dini yönden şeyinde, yani İslami bizim başımızdakilerin, müftülüklerin şeyleri var, fetvaları var diyelim. Verilebiliyor. Yani dini yönden caiz midir? Caiz. Yani bu yapılan toplantılarda ve fetvalarda onaylanmış. Evet. Sorun yok. Yani dinen de caiz olan bir tabii durum. Yani halk tarafından, vatandaşlarımız tarafından da duyarlı bir şekilde karşılanması gerekiyor. Tabii Türkiye geneline baktığımız zaman da organ nakli yapılması şu anda hangi aşamada hocam? Yani yeterli değil tabii. Yurt dışına göre. Biraz daha halk bilinçlenmediği için, yani böbrek nakli mesela çok güzel yapılıyor Türkiye'de. Ve benim birkaç tane hastam var, hepsi gayet hayatta yaşıyorlar. Ama işte dediğim gibi bir bilinç tam oturmamış. Yani Türkiye'de organ nakli durumu şu anda... Yok. Bir de yani hemen hemen sağlıklı değil olan herkesin organ nakli için aday olması lazım. Yani evet. Çok güzel bir şey, ölüyorsunuz, bütün bir organınız başka bir canlıda yaşıyor. Üç evet. kişide yaşıyor, beş kişide yaşıyor. Bir de onun manevi huzurunu da tatmak lazım. Evet, bu aslında çok sevindirici bir konu olması gerekir hocam. Yani biri hayatını kaybediyor ama... Ya ama üç çok... kişi kazanıyor. Yani. Evet. Umut İşin oluyorsunuz. Doğasında var zaten hepimiz. Bir gün vefat edeceğiz hiç olmasa. Yani her doğan da canlı. Gözümüz yaşasın, ne bileyim, kalbimiz yaşasın, başkasında kötü bir şey değil. Yani, yani her doğan canlı mutlaka tabii ölümü tadacak. Tadacak yani bu. Bu bir gerçek. Bundan kötü bir şey yok. Hiç olmazsa organın başkasında yaşaması kötü bir şey değil. Yani. Yani burada göz nakli olabilir. Tabii kornea nakli özellikle. Mesela 1975'te ilk defa canlı donörden böbrek nakli yapmışlar. Yani genelde kadavradan yapılıyordu. En sonunda işte galiba 98'de mesela karaciğeri ikiye bölmüşler, iki kişiye nakletmişler. Yani bunlar basit şeyler gibi görünüyor ama çok önemli şeyler. Yani siz karaciğerinizi bağışlıyorsanız iki kişinin hayatı kurtuluyor. Yani bir takım devlet adamlarımız var, isimleri kalsın, karaciğer nakli oldu. Sanatçılarımız var, bunların hepsi başarılı bir şekilde hayatlarını devam ediyor. Böbrek nakli çok sık karşılaştırılıyor. Böbrek, karaciğer çok başarılı, kemik iliği nakli çok başarılı. Mesela akrabalar arasında tek böbrekle de yaşayanlar oluyor. Bunlar şahit olunmuştur. Yani eğer tek böbreğiniz sağlamsa evet, normal hayatınızı yaşarsınız zaten, bir şey olmaz. Yani böbrek nakli... Böbrek, yani zaten çift böbrek vermiyor, tek böbrek vermiyor. Evet. İki böbreğiniz çalışmıyor. Bir böbrek nakil yapılıyor. Onun işte tabii aşamaları var, tedavileri var. Her şey düzgün giderse siz normal insan gibi hayatınızı yaşıyorsunuz. Yani tek böbrekle de yaşıyorsunuz. Benim bir hastam var, işte 18 yaşında olmuş. Şimdi iki tane çocuğu var. Herhalde şimdi 48 olmuştur. Çok güzel bir şey. Evet, böbrek nakliydi. Hayatın devam ediyor yani. İki tane çocuk var. Evet, sağlıklı bir şekilde hayatınızı devam ettirebiliyorsunuz. Organ naklinden korkmasınlar. Hiç korkmayalım. Yani mümkün sağlıklıysa sağlığımızda bir İyilik yapmak için güzel bir fırsat bence. Evet, bu gerçekten güzel bir fırsat. Her bağış yeni bir hayattır sloganı da onun için söyleniliyor. Yani rüjitsine hayat veriyorsun, ne kadar güzel bir şey. Sizin belki haberiniz yok ama akrabalarınızın var, eşinizin, dostunuzun var. Yaşıyor yani. Canlıyken de, hayattayken de diyorsunuz ki ben ölürsem de gözüm, karaciğerim başka bir organda yaşayacak. Güzel bir şey evet, bence. Başka bir hayatta. Bence yani herkesin yaptırması lazım. Tabii bunu da yönlendirmek gerekiyor. Tabii ama işte onun için diyorum ya, merkezler var. Ben mesela Samatya'da İstanbul Eğitim'den emekliyim. Orada merkezimiz vardı. Geliyordu. Nakil yapılmıyordu ama hastalar yönlendiriliyordu. Ama bunu hemen hemen her hastanede yapıyordu. Yani bulunduğumuz hastanede de
Burada da yapılabilir. Yaptırabiliriz. Tabii. O yüzden ne diyoruz? Sağlığımıza önce bazı şeylerin kıymetini bilmemiz gerekiyor. Tabii yani nasıl ki mal mülk biriktiriyorsun, onu da biriktirmek lazım.